Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 30. ve son dersimize. Projeyi yayınlayalım ve artık tamamlamış olalım. Bundan sonra ekleme, silme, güncelleme yapacağınız işlemler size kalıyor. Şimdi şöyle, projeyi nasıl yayınlayacağız? Şöyle, biz şu anda default e gitmeyi deneyelim mesela. Burada default nokta aspx entra bastım. Entra bastığım zaman bana bir hata verecek. Bu arada ben de şuradan hemen database kısmına gidiyorum. Database kısmına geldim. Şöyle manage kısmına tıkladım. Bakın burada manage kısmında şurada bir connection string var. Bu bizim bağlantı adresimiz olacak. Biz bunu kullanacağız. Bakın burada hata veriyor. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Bu videonun açıklama kısmına ben size bir e, code bloğu eklemiş olacağım. Şu code bloğunu ekleyeceğim. Bunu kendi projenize göre uyarlar mısınız? Şöyle, şurayı kopyalım Bu ya burada bir hata alıyordum ben normalde kendisinin verdiği sadece bağlantı adresini denediğimde hata veriyordum. Bir packet hatası, paket hatası. Bunu Stack Overflow'da araştırdım ve küçük bir eklenti istediler ve şey, işte küçük bir şey vardı. Sembollerin arasında doğru yere yazılmıyordu, ondan dolayı ne demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi şöyle. Burası kalsın. Projenin kendisine dönelim. Website kısmına. Website'da File Manager'a gelirim. Dosya yöneticisine. Buradan dosya yöneticisinden web config'e geliyorum. Şuradaki kısmı edit text dedim. Şimdi web config'de bizim şu bağlantı string'i var ya connection string'e şu connection adresine bizim arkadaşlar şuradaki adresi yazmamız gerekiyor. Ama o eksik kalıyor. Ondan dolayı ben şöyle yapacağım. Geldim buraya. Şu connection stringin içindeki add name kısmını olduğu gibi siliyorum. Burayı sildim. Sildikten sonra bunun ortasına bizim adresimizi yapıştırdım. Siz de burayı yapıştırın. Sizin değiştireceğiniz yerleri göstereyim. Bir, şurası DBC ve Entities. Sizin modelinizin hani o oluşturduğumuz Entities ismi var ya o neyse o olacak. İki, Connection String'de devamı olan kısım aynı. Sadece şurada veritabanının ismi farklıysa eğer onu değiştirin. ID'niz, kullanıcı adınız, ve yine veri ismi bir de şurada initial katalogda veri ismi kısmı. Sonra save dedim. Save sonra sanırım kaydetti. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Bakalım açacak mı? Beraber görelim. Bakın bu şekilde açmış oldu. Burada bir sorun yok. Tamam mı? Böylece açtık. Eğitim hayatım, yeteneklerim, deneyimlerim ve iletişim. Peki admin paneline gidiyor mu? Admin paneline gidip gitmediğini nasıl anlarım? Şöyle. Ee, admin paneline gidip gitmediğini nasıl anlarım şöyle anlayabilirim bizim e, nereye gidelim mesela yeteneklerim.aspx'e gidelim şuraya burayı siliyorum yeteneklerim.aspx enter'a bastım bakın admin paneli de açıldı burada bir sorun yok ben mesela buradan CV sitesi link'e tıkladım tekrar projenin kendisine geldi Hakkında kısmına tıkladım bakın burada bir hakkında kısmı var Hakkımda kısmı değil de burada bir şey değiştirelim. Örneğin yeteneklerim kısmında SQL ile veri analizini siliyorum. Sile tıkladım. Bunu sildim. ASP.NET Core MVC de siliyorum. Bunu da sildim. Şimdi yeteneklerime geldim. Şu anda ASP.NET Core MVC ve SQL ile veri analizi var. Sayfamı yeniliyorum. Yenilediğimde bakın bunlar kalkmış oldu. Buraya bir başka yeni yetenek ekleyelim. Yeni bir yetenek mesela. Yeteneğinizi yazın diyor. Ne olsun yeteneğimiz. Ee, tasarım programları olsun. Kaydete bastım. Tasarım programları buraya gelmiş oldu. Geldim burada sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman bakın tasarım programları geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu linki kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. CTRL Shift ne yaptım? Yandex'te şöyle gizli bir sekme açıyorum. Enter'a bastım. Bakalım gerçekten çalışmaya devam ediyor mu? Yeteneklerime tıkladım yeteneklerime. Tıkladığım zaman bakın burada tasarım programları var. Yani ben gizli bir sekme açım. sekme açmama rağmen hani bu tarayıcıdan bağımsız olarak siz bu linke şu anda e, telefonunuzdan da girseniz orada da şeyi görüyor olacaksınız. En son güncel halini görüyor olacaksınız. Yani web sitesinin şu anda şey kısmı gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. ilk yükleme anından sonra kısım oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor yeteneklerim. iletişim kısmında iletişim kısmını yapmamışız sanırım. Ondan dolayı hata veriyor. Var mıdır iletişim kısmı? Var. Ama ha, şurada Türkçe karakter sorunu var. İşte bu Türkçe karakter sorunun önüne geçmek lazım. Sonra istatistiklerimiz var. Mesela bakın istatistikleri de görüntüleyebiliyorum. Gelen mesaj sayısı toplam yetenek şu anda 7. Hatta 8'de 2 tane sildik sonra bir tane ekledik. Ortalama derece puanı, en yüksek derece falan yeteneklerime geri döndüm. Bunları da, da güncelleme yapabiliyorum. İşte herhangi birine şöyle sonuna 3 tane daha D ekledim geldim kaydet dedim C sharp ile backend'e sayfamı yeniliyorum bakın oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor burası da C sharp ile backend olmuş oldu. İşte böyle. Sizlerden ricam bu videonun altına, bu videonun açıklama kısmına yapmış olduğunuz projelerin linklerini ekleyin olur mu lütfen? Eğer kendi hani projenin linkini eklemiyorsanız da e, bu video şu anda hangi üniversiteden ne zaman takip ettiğiniz ya da e, üniversite yoksa işte e, nereden, örneğin Ankara'dan izliyorum tarihler 14 Mayıs 2020 gibi. Bu şekilde sizlerden böyle bir dönüş bekliyorum. E, çok güzeldi. Bir sürü yeni şey öğrendiniz. En azından en önemlisi site nasıl yayınlanır onu öğrenmiş oldunuz. Ya bunlar uzun vadede size çokça artı değer katacak. ben çok keyif aldım bu seriyi oluştururken. 30 derslik bir serinin daha sonuna geldik. Şimdi YouTube tarafında tamamlamak istediğim başka seriler var. Çekimlerini planladığım başka seriler var. İnşallah hepsini uzun vadede gerçekleştiriyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Yeni serilerde yeni eğitim videolarında yeniden görüşebilmek dileğiyle. Her şey gönlünüzde olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.